Arkadaşlar merhaba. Bu videomuzda daraltma ve genişletme makrosunu inceleyeceğiz. Bu makromuz taşıyıcı elemanlar araç çubuğunda şu görmüş olduğunuz daraltma işaretiyle gösterilen makromuz oluyor. Bu butonun üzerinde bekleyecek olursak bu makronun çalışması ile ilgili bazı ipuçlarına ulaşabiliriz. Daraltma ve genişletme elemanları genişlikleri birbirinden farklı olan elemanların birbirine olan bağlantılarında kullanılmaktadır. Bu makronun kullanımı da diğer bağlantı makrolarımıza benzemektedir. Makromuzu çalıştırdığımızda komut bizden bağlantısını yapmak istediğimiz kablo tavalarını seçmemizi ister. Bağlayacağımız elemanları seçtikten sonra daraltma makrosu bu iki elemanın genişliklerini ve bulundukları pozisyonları hesaba katarak gerekli parçaları herhangi bir açıklık bırakmayacak şekilde yerleştirir. Ve burada gördüğünüz üzere daraltma bağlantısı aslında bir makrodur. Yani akıllı bir nesne olup bağlantısını yaptığı nesnelerin davranışlarını ve konumlarını takip ederek her zaman uyumlu bir sonuç elde etmemizi garanti etmeye çalışır. Örneğin bağlantısı yapılan kablo tavasının genişliğinde olacak bir değişiklik. Sonrası makro gerekli düzenlemeleri yaparak kapatma elemanlarımızın da boylarını kısalttı. Tabii herhangi bir nedenle bu iki kablo tavasının genişlikleri aynı olacak olursa herhangi herhangi bir kapatma elemanı koymasına gerek kalmayacak. Ancak yine de gelecekte olabilecek herhangi bir değişiklik için daraltma makrosu bağlandığı elemanları takip etmeye devam edecek. Örneğin bu elemanımızı biraz daha daraltacak olursak bu sefer içeriye doğru yine gerekli genişlikleri hesaplayarak yerleşimi yaptı. Tabi sadece genişliklere göre değil elemanın bulunduğu konuma göre de daraltma makrosu uygun hesaplamaları yapıp elemanları yerleştirmektedir. Örneğin bu elemanımızı kendi bulunduğu düzlemde hareket ettirelim. Elemanımızın justification bilgisini center'dan left'e çekiyorum. Elemanımız artık ortasına değil, soluna dayalı olacak şekilde yerleşti. Buna rağmen daraltma makromuz gerekli hesaplamaları yaparak uygun yerlere kapatma elemanlarını yerleştirdi. Daha real bir duruma bakacak olursak, geniş bir kablo tavasının gelip ikiye ayrıldığı durumlarda genelde T bağlantısını kullanmaktayız piyasada bulunan T bağlantıları tek bir genişlikte giriş ve çıkışlar sağlamaktadır. O nedenle burada oluşacak açıklıkların kapatılması gerekmektedir. Ve burada daraltma makromuzu kullanarak gerekli daraltmaları yapabiliriz. Ayrıca kablo tavımızın gidip sonlandığı yerlerde yine Kablo tavasının ucunu kapatmak istersek, kablo tavamızı seçtikten sonra ikinci bir kablo tavası elemanımız bulunmadığı için sağ tıklamalıyız ve kablo tavasının hangi ucunu kapatmak istiyorsak o uca yakın bir nokta seçmemiz gerekmekte. Gördüğünüz gibi bu uç daraltma makrosu tarafından kapatıldı. İyi çalışmalar.